Aykut İnce, teşekkürler bir kez daha. Mutlu günler, iyi yayınlar dileyelim Olimpiyat Stadyumundan. Bir önceki yayından bu yana yaklaşık 2 saatlik bir zaman geçti ama rüzgar şiddetini bir hayli arttırdı. Saatler geçtikçe de rüzgarın şiddetini biz burada stadın dışında oldukça yoğun bir şekilde hissediyoruz. Ama tabii stadın içinde yeni yapılan düzenlemeyle birlikte en azından zemine, futbolculara ve oyuna çok fazla sirayet etmeyeceğini söyleyebiliriz. Güneşin etkisini kaybetmesiyle birlikte biraz daha soğuyacaktır hava ama Olimpiyat Stadyumu standartlarında güzel bir havanın iki takımı da beklediğini söyleyelim. Galatasaray da kendi havasını, takım içerisindeki atmosferi olumluya çevirmek istiyor. 3 haftadır kazanamıyor sarı kırmızılar. Özellikle Alanyaspor maçında hakemle ilgili yaşanan tartışmalar, hakem kararlarının ardından ortaya çıkan sonuç bir aylı sarsıntılı bir hafta yaşattı Galatasaray'a. Yanı sıra Kazımcan'ın sakatlığı var. Saşa Boya ve Abdülkerim de son mücadelede gördükleri kırmızı kart nedeniyle bugün oynayamayacaklar. Okan Hoca savunma dörtlüsünde aslında zorunluluktan 3 oyuncuyu değiştirmiş olacak. İdeal dörtlüsünden 3 oyuncuyu değiştirmiş olacak. Burada tabii Kazımcan'ın yerine kimin oynayacağı çok merak konusuydu. Burada Okan Hoca'nın bir takım soru işaretleri vardı ama kararını Emre Taşdemir'den yana vermiş gibi gözüküyor. Son olarak PSV Eindhoven'la oynanan, geçtiğimiz sezon PSV Eindhoven'la oynanan UEFA ön elemesinde bir resmi mücadelede forma giymişti Emre Taşdemir. Onun ardından bugün ilk kez ilk 11'de başlayacak gibi gözüküyor. Saşa Boye'nin yokluğunda Leo Dubois olacak. Abdülkerim'in yokluğunda ise Emin Bayram, Nelson'la birlikte stoper ikilisini oluşturacaklar. Kalede zaten Fernando Muslera. Orta sahanın merkezine baktığımızda Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve onların önünde Dries Mertens. Sağ tarafta Raşitsa, solda Kerem, ileride ise Mauro Icardi şeklinde bir ilk 11 ile Galatasaray'ın sahada olmasını beklediğimizi söyleyelim. Bu ilerideki dörtlü Galatasaray'da Okan Hoca'nın aslında sezon başından bu yana oturtmaya çalıştığı ideal hücum hattı, hücum dörtlüsü olarak değerlendirilebilir. Herhangi bir zorunlu değişiklik olmadığı sürece de çok fazla bunun üstünde değişiklik yapmayı düşünmediğini ifade edelim Okan Hoca'nın. Son olarak karşılaşmaya olan ilgiden bahsedelim. Saat 17 itibariyle yavaş yavaş stat kapıları açılacak ama henüz çok fazla bir taraftar yoğunluğundan bahsedebilmek mümkün değil. Satışa çıkan biletlerden şu ana kadar yaklaşık 6.500-7.000 civarında satışın gerçekleştiği bilgisini aldık. Tam yayın öncesinde bunu sorduğumuzda henüz 10.000'e ulaşmadığı bilgisi vardı. Ama tabii stat gişelerinden de bilet satışı devam ediyor. Hem Galatasaray taraftarları hem ev sahibi Vavakars Fatih Karagümrük taraftarları buradaki gişelerden de biletlerini alacaklardır. Tahmin ediyorum ki 10.000'i biraz geçecek bugün tribündeki taraftar sayısı. Biz de buradan yansıyanları, iki takıma dair bilgileri, atmosfere dair görüntüleri aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sorunuz yoksa sözü size bırakalım. Evet, biz de teşekkür ederiz sana. Ağzına sağlık Savaş. Devam edelim kaldığın yerden. Şimdi İsviçre'den niçin gitti Sayın Halep Uyuk? Maç yönetmeye gitti. Niye gitti? Avrupa'da maç yönetmeye gitti. Aynı hatayı orada yapsa, o özgüveni oraya gösterse bir daha Avrupa'da maç yönetirler mi sana? Ya ama oradaki tabii orası farklı. Hadi aynı hakemi, Koray Genceller'i koyalım. Ama sonuçta burada da bir ceza aldı galiba. Ya 3 hafta ceza alıyorlar, 4 hafta alıyorlar. Bütün maçlar aldı. İçin söylerim bunu. O ceza alıyor. Sonuçta yine. Evet. Sonra dönüyor yine VAR'la başlıyor. Sonra sahaya iniyor. Rize'deki maçta Cagney'in getirdiği bir top vardı. Orada evet. Hakem aldı ceza. Halil Pala büyüktü değil mi? Halil Pala büyüktü. Orada Saşa Boya'nın yaptığı hareketleri faul vermedi. Değil mi? Doğru. Benzer hareketler. Daha önce Ümit Öztürk vardı. Bunlar o zaman da benzer hareketler. Faul vermedi değil mi? Trabzon'un o faul değilse ona göre bu nasıl faul? Ben ona çok şaşırmıştım. Bak aynı hakem. Şimdi başka rakip, hakem bile değil. Aynı hakemler işte siyahla beyaz kadar fark ediyorlar ya. Ben de diyorum ki burada. Hakem orada bunu görmüyorsa VAR neden görmüyor? Hakem diyelim ki fazla özgüvenli olabilir ya. Orada senin amacın bunu yapmak, çağırmak, bakacaksın. Bakmıyorsa da rapor edeceksin. Türkiye Futbol Federasyonu'na maçtan sonra diyeceksin ki ben buna çağırdım. Ama bakmadı. Yalnız Savaş şu da var. Ben yanılıyor muyum bilmiyorum. Bunu benim çok yakın Galatasaray Kongre üyesi dostlarım da söylüyor. Bir tanesi yani bayağı bir Galatasaray'la diyor ki tamam diyor haklı olunan noktalar var diyor. Ama diyor bizim diyor bir an önce diyor bu hakem tartışmasından çıkmamız lazım. Ya %100 haklı. Onu konuşsunlar kabul. %100 haklı. Şimdi bak Ahmet Nurçebi'ye Sergen Yalçın döneminde dediler ki ya masaya yumruğunu vur. Hakemler şöyledir falan filan diyor. Bağır çağır çık eskürle falan. Yıllardır bu yapıldı pek bir fayda etmedi. Hatta bu tarz çıkışlar kendi camianızı olumsuz etkiliyor. Kendi takımınızı olumsuz etkiliyor. Bir kere futbolcu diyor ki yani benim zaten üzerimde bir yük yok. Bir baskı yok. Her şey hakemlerde falan. Bir kere, o bir ayrı bir rehavet getiriyor. Fakat o sene Beşiktaş yönetimi böyle yapmayalım dedi.
TFF'ye gittiler, MHK'ye gittiler, Ankara'ya gittiler, bakanlığa gittiler. Her yere gittiler. Yani masaya yumruk vurarak değil de masa üzerinde işi çözmeye çalıştılar. Bunu tabii kendileri için değil, bunu kendisi de söyledi. Başkan geçenlerde bir açıklama yaptı. Bunu Türk futbolu için. Şimdi nasıl Dursun Bey de, Erden Timur Bey de Türk futbolu için yapıyoruz, diğer rakiplerimiz için bunu yapıyoruz diye. Bence bunu böyle ekranların önünde, tabii taraftar bunu görmek ister ama bu sizi daha da karmaşık bir ortama sokuyor. Bence, benim şahsi fikrim bu. Bana bunu çok böyle değerli, sevdiğim, iyi bir Galatasaray dostum söyledi. Bak çok şimdi önem bunu, verdim. Bunun zaten... Haksız mı yani sence o Galatasaray dostumuz? Ben %100 haklı. Ben mesela bu sezon şurada hakemden oraya geçeceğim. Dedi ya neden diye. Neden ve nesin sebeplerini de anlatacağım. Şimdi Galatasaray'ın evet bu sezon 12. hafta, bir hafta Bayçık, 11. hafta VAR'dan bir tane lehine pozisyon yok. Beşiktaş derbisi öncesi boy kart görüyor, haksız. Muslera'nın 3 tane sarı kartı var. 3'ü de bir tanesi Antalyaspor maçı sezon başında, bir tanesi bu maçta, diğer birisi Antep maçı olabilir. Yine pozisyon için gelip itirazdan kırmızı sarı kart. Şimdi Muslera bugün sarı kart görmüş olsa Beşiktaş maçında cezalı duruma düşüyor. Yani o kadar arka arka şeyler var ki 26 bin kişinin maça gelmeyecek olması. İşte VAR'ı dinlemiyor olması. Bundan önceki maçlarda da tek tek sayabiliriz. Aynı hakem 6 kere VAR'a gelmiş, 4 kere AVAR'a gelmiş. Yani bunlar da tamam. Gelelim futbola. Ama 10 maç, 11 maç hiçbir tane Galatasaray'ın lehine bu kadar tartışılan maçlarda olması çok felaket. Yani bir tane mi olmaz lehine? Bu bir felaket. Ben Cagney'in o gün maçında pozisyonda faal olduğunu söyledim. Ümit Öztürk'ün Alanya maçındaki pozisyonda faal olduğunu söyledim. İçeride yine Trabzon maçı var tartışılan, ayak kaldırıyor. Orada mesela o zaman da söyledim. Ben bu konuda çok rahatım. Galatasaray'ın canı yandığı zaman değil. Galatasaray o günün kazandığı maçta da söyleyebiliyorum pozisyonu. Gelinen noktada şu anda biz biraz da ta sezon başına bakmamız lazım. Bir planlama yapıldı. Transferler yapıldı. Az önce sen dediğin kağıt üzerinde çok geniş bir kadrosu var. Ya da isim üzerinde baktığın zaman çok yıldızlarla toplu bir Galatasaray var. Ya gelinen noktada 11. haftada 5 tane sol bek oynatmışız ya. Bakıyorum şimdi buraya. Kimler oynamış? İlk hafta Patrick Bananot. Sonra bir ara Dubois geçti. Kazım geçti. Geçen hafta Berkan geçti. Bu hafta da bu sezon 11 haftadır hiç futbol oynamayan, maç kadrosuna giremeyen Emre Taşdemir oynuyor. Neden böyle değişik? Arayış doğru. İçinde. Galatasaray bu kadar hakem hataları varken bu kadar arayış içinde olamazsın. Garantici olacaksın. Ha ne olur orada? Berkan'ı da denedi. Hatta sol bekte artık Abdülkerim Bardakçı oynasa daha iyi olur. Oranın bak şimdi. Galatasaray yönetimi değişti. Eski takımı komple değiştirdi. Yeni bir takım kurdular. Şimdi Fenerbahçe'ye taşlar yerine oturdu. Uzun sürdü. Çok önceden Galatasaray'la birlikte başladı hazırlıkları hemen hemen neredeyse. Ama takımın yarısından fazlası gene geçen seneden devam eden bir ekip. Bu bir avantaj sağladı bu taşları yerine oturtmakta. Galatasaray'da komple her şey değişti. Bir de demin generallerden, teğmenlerden, askerlerden bahsetti. General de çok Galatasaray'da. Icardi'si var. Mertens var. Matas'ı var. Varolu var. Lucas Torreira, Sergio Oliveira var. Hepsi var. Hepsi bunların komutan. Şey nerede? Yusuf Demir. Şimdi ona da gelecektim. Yusuf Demir çok transfer... general olduğu için Yusuf Demir gibi bir ne bileyim yüzbaşı şu an yok herhalde. Şimdi neden olmadığını da ben açıkçası anlamıyorum. Demek istediğim nokta bu. Galatasaray şu an doğaçlama gitti. Dün de dostlarımızı izlerken söylediler. Yani Gomez'in iki tane son dakika golleri var. Biri Antalya maçı, diğeri hangi maçtı? İki tane de rakip kendi kalesine attı. Yani öyle kritik maçları vardı. Yani onları da berabere bittiğini düşün diyor. Biraz doğaçlama kazandı. Hayır, oturması lazım. Oturması için bir, hakem tartışmasını kapalı kapılar arkasında yap. Git ilişkilerini kur. Beşiktaş başkanını çağır. Bir, Ali Koç'la bir araya gel. Kulüp değer birliğinde otur konuş. Bunları yap. O ayrı nokta. Ama takım bir an önce oturması lazım. Kritik bir Beşiktaş maçı da var. Kritik bir deplasmanı var. Devre arasında yani Dünya Kupası arasına kadar minimum kayıpla gidip bunun üzerinde durması lazım. Ya bu işte bilmiyorum konuşulur mu konuşulur mu ama ben kulağıma da geldiği için böyle bir hoca değişikliğiyle falan çözümlenecek işler değil bunlar hemen. Çözüm değil. Ama bir yerden sonra şimdi bak Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir. 3 maçın 3'te de yapabilirsin, 3'te 0 da yapabilirsin. 3'te 0 yaparsan lig biter. Galatasaray için lig biter yani. Milli takım arasında o zaman takviye yaparsın, hoca değiştir vesaire bunların hepsi. Ha biz bugünü konuşacak olursak, bugün Yusuf Demir önlerini verdim. Yusuf Demir'i 8 dakikada Maradona yapanlar vardı. 8 dakikada Hacı yapanlar vardı.
8 dakikalık dilim vardı oynadı. İşte Galatasaray'ın yeni Maradona'sı. İşte Galatasaray'ın Hacı'sı. Yapmayın bunu işte. Ya 8 dakikada Galatasaray'ın Hacı'sı diyemeyiz. Yusuf Demir'i buraya gelmeden önce seyrettin mi? Barcelona'da seyrettim. Ama ne kadar seyrettik? Orada ya, 90 dakika oynayan değil. Aynı Galatasaray'daki peyderpey oynuyordu. Yani Barcelona öncesi yok fazla bende zaten. Yani biz Yusuf Demir'i Galatasaray'ın 8 dakika oyuna sonradan girdiği maçta Hacı dedik ya. Bırak Maradona'sı dedi ya. Şimdi Galatasaray kadroya giremiyor. Götürülüyor 18 kişi, 20 kişi. Eski tabirle 18 şimdi 21. 20 kişi kadroya giremiyor. Şimdi dün akşam yine maç kadrosunda yok. Kendini hala bu dediğin gibi ya bu komutanlar çok diye. O da kendini hala Barcelona'da zannediyor.